Biz Sedat dostumla epey bir şiir dinletisi yaptık. Ben şiir okumak, okurken santurla beraber okumak bizi bambaşka bir yere sürüklüyor. Yani tek başına şiir, tek başına insan sesi veya insan sözü değil, santurla birlikte ikisi çok muazzam bir karışım oluyor. Geçen hafta da okuduğunuz şiiri çok beğenmişler. Böyle bayağı bir paylaşılmış. Biz de çok beğenmiştik zaten. Şimdi santur eşliğinde çok daha başka olacak diye düşünüyoruz. Tamam, Buyurunuz. peki. Bir de Kemal Hocam şiirinden bir bölüm bestelemeye çalışmıştım. Onu söyle. Ondan sonra Kemal Hocam. Rükneddin'in aynalarda ağladığı kadar var. Bir mevsimin kıyısından tutarsan Rükneddin, kura kovalara yağmurlar yağar. Ayak bileklerinden kavrarsan bir harfi, kalbin şiir olup vadilerini sular. Senin de vadilerin vardır Rükneddin. Kehanetler kurarsın, yağmalarsın kendini. Kurtarıp o yangında ilk önce kalbini, niyedir aynalarda azalır sesin? Doktorum, ben bu kalbimi sarınır örtünürüm. Kış gecelerinde onu yakar, ısınırım. Üşürsem helak olacağımdan korkarım. Doktorum, Gaia kuyusuna inmek istemem. Bana bir ip uzat, yağmurlar istemem. Aynaları kırarım, suretimi istemem. Mevsimler döne dursun, bu dünyayı istemem. Yalnız Allah'ı anmak isterim. Ben Allah'ı isterim. Ben hep aynalardan geçerim doktor. Aynalar benden geçer.
Araftan bir sepet sarkıtırım aşağı, doluşur içine narin böcekler, yaşamayı yeni öğrenmiş kelebekler, üşüşür ben kalbimi sarkıtınca aşağı. Ben hep aynalardan geçerim doktor. Günahları için ağlayan kim varsa, kanatlarıyla okşar onu melekler. Eyvallah, teşekkür ederiz. Harikasınız ya. Sedat Anar'ı, Selahattin Anar'ı tebrik edelim. Hocam hakikaten sizin de yüreğinize sağlık.